Hello, herkese merhaba. Evet, bugün yine çok güzel bir makyaj magazini ile birlikteyiz. Tam 29 tane ürünü hazırladım, yeni çıkan ürünler. Hep birlikte neleri beğendik, neleri beğenmedik. Hadi bunları konuşalım, bir gözden geçirelim. O zaman buna başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Tamamdır o zaman, haydi başlıyoruz. Hemen sizin için birazcık kayayım ki ürünlerimize yer açılsın, değil mi? Bu sırada bir parantez açmak istiyorum. Bu videolarımda hangi ürünler cruelty free, hangileri değil, onları da sizinle paylaşmak istiyorum ama bazen konu karışıyor. Hani insanların neyi kabul edip etmemesiyle alakalı veya üst firmasıyla alakalı falan. Yani ben burada söylüyorum ama bence her zaman her konuda kendi araştırmanızı da yapın. Öyle bir ürün almak istiyorsanız alın. Tamamdır. Şimdi başlıyoruz. Evet, ilk ürünümüz Natasha Denona'dan geliyor ve ya diyebileceğim hiçbir şey yok. Adı Zendo paleti. O kadar ama o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi farkındayım, evet. Bu renklerin hepsi bende 3500 defa var. Ama bilmiyorum. Yani renklerin dizilimi, seçilmesi, kombinasyonları, yani bu gidişle köpürtmesi falan diye ilerleyeceğim ama gerçekten çok ama çok hoşuma gitti. İlginç renkler de var. Mesela parlak bir mint yeşil gibi bir şey görüyorum. Ya farklı tonlar var. Evet, şöyle bakıldığında herhangi bir palete benziyor olabilir. Hatta benim Huda Beauty'nin sırf şuradaki mavilerinden dolayı diyorum, mavi ve yeşilimsi renklerinden dolayı. Benim Huda Beauty'nin, benim değil, Retrograde paletinde de mesela benzer görüntüler yaratabilirim. Ama bilmiyorum, çok çekici geldi. Hani almamak için kendimi gerçekten çok zor tutacağım. Bu kadar fazla ürünüm olmasa %1500 kesinlikle alacağım bir üründü. Zor karşı koyuyorum. Ha, şimdilik karşı koyuyorum. Yine Mercury Retrograde gibi 2 sene sonra alabilirim. Bilmiyorum, tam bana hitap ediyor. Kırmızı, pembe. Severim yani bu renkler varsa. Kırmızılar, pembeler, turuncular. Ve yine tabii ki de cruelty free bir marka Natasha Denona. O yüzden de güzel bir şey. Evet, ikinci ürünümüz ise M Cosmetics'ten geliyor. Ya bu ürünleri de katıyorum size, hani Türkiye'de olmayan ürünler ama yani bir yandan haberimiz olsun diye ne opsiyonlar var dünyada. Bir şekilde de eğer ortalık açılırsa, bir yerlere gidersek, hani beğenirseniz alabilin diye. Yoksa böyle şeyler sinir bozucu mu oluyor, iyi mi oluyor bilmiyorum ama ben hani haberdar olmaktan hoşlanıyorum. Neyse, M Cosmetics 3 tane highlighter çıkarmış. Cushion Highlighter. Çok güzel görünüyor. Kendince her renk tonuna, cilt tonuna uyabilecek şekilde bir kombinasyon yapmış. Böyle daha pembe alt tonlu, daha altın alt tonlu ve çok daha koyu bir renk var. Ve sanki böyle duo kromumsu gibi ama ciltte de görmek lazım diye düşünüyorum. Daha soluk renkliler için pembe alt tonluyu tercih edebilirsiniz. Hani orta veya benim gibi buğday tenliyseniz daha altın tonları olabilir. Diğer koyu tabii ki de ben kullanamam ama kullanacak çok insan vardır. Bunu da böyle geçiyoruz. M Cosmetics'te cruelty free bir marka. Üçüncü ürünümüz ise Kiehl's'dan geliyor. Hani ürün topluluğu diyelim. Ya çok ilginçtir, Kiehl's cruelty free değilmiş. Şimdi, ya belki size ilginç gelmeyebilir ama ben size mantığımın nasıl işlediğini söyleyeyim. Doğru bir işleyiş tarzı olmadığını şu anda yeni yeni fark ediyorum. Hani böyle şeylere dikkat etmeye çalıştıkça. Hani Kiehl's'a baktığımda doğal ürünlerden yapılan, sanki çevreye duyarlıymış görünen gibi bir marka zannediyordum ama yani cruelty free değilmiş özet olarak. Şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. İşte böyle pazarlama şeylerine çoğu zaman kanıyorum, yani kanıyormuşum. Neyse, ama şimdi çıkan ürünlere gelelim. 170. yıl dönümleriymiş. Evet, doğru duydunuz. 170. yıl dönümleri. Bunun içinde böyle çok şirin kaplarda, sanki eski medikal kaplarmış gibi diyeyim. Öyle bir gül suyu çıkarmışlar. Ondan sonra essence oil, vücut yağları, yüz kremi, göz kremi, Kiehl's'ın biliyorsunuz meşhur Midnight Recovery serumu var. Yine onun o eski kapta gibi olanı çıkarmışlar. Yani hoş bir sete benziyor. Ta ki fiyatlarını görene kadar.
Ya kilsin fiyatları hangi ülkeye giderseniz gidin korkunç ya, inanılmaz yüksek. Bunun fiyatları da böyle en ucuzu, yani o yağlardan başlıyor, 32 dolar. Yani genelde 32-40 küsür dolarlarda geziniyor. Fakat bir tane göz kremi var, o galiba 78 dolardı. Hayır yani ne yapıyorsun, göz altımı böyle 20 yaş gençleştiriyor musun? O yüzden Kiehl's'ı senelerdir almadım. Hani parasını pek hak ettiğini düşünmüyorum. Yani gül suyu. Yani gül suyu gül suyudur. Tabii ki de iyisi var, kötüsü var. Ama hiçbiri 40 dolar değerinde değildir. Ama tamamıyla benim fikrim, Kiehl's kullanıyorsanız bir deneyebilirsiniz. Ama ben şu anki bu mantığımla pek alacağımı düşünmüyorum. Dördüncü ürünümüz ise abi bu bilmiyorum, bir rapçi mi? Eski metalcilerden kim kaldı, ben yani? Rap'le ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama Lil Yachty diye bir adam varmış ve oje çıkarmış. Eğer fanıysanız buyurun. Yani böyle ilgimi çekmiyor. Sadece belirtmek istedim. Fanları bayağı coşmuş durumdaydı. Beşinci ürünümüz ise Sigma. Sigma da cruelty free bir marka. Zaten ilk önce fırçalarıyla meşhur olan ve çıkan bir markaydı. Ama yavaş yavaş makyaja da yönelmeye başladılar. Yani şimdi Becca'yı görecek olursak tek bir ürünle bir yere kadar dayanabiliyorsun. Ki fırçayla çok zor. Bence mantıklı makyaj ürünleri çıkarmaları. Fakat şu anda bu çıkardıkları ürün, yani bilmiyorum, bence göz paleti gerçekten herkeste olan bir palet. Her markada olan bir palet. Ve altta çıkardıkları highlighter paleti de ya bence eskide kaldı, böyle 2015-2016 falan. Şahsen böyle paletli... Bugün konuşamıyorum. Şahsen böyle paletleri tercih etmiyorum çünkü asla ama asla buradaki 6 rengi birden kullanamayacağım. Yani en fazla 2 rengini kullanacağım. O yüzden bence yazık. Bu sırada bütün yüz paletlerine bayılırım. Ama içinde kullanamayacağım bir renk dahi varsa onu artık almayı reddediyorum bu şekilde. Ve ekstradan bir de gloss çıkarmış. Yine bence bir özelliği yok. Ya zavallı Sigma, özür dilerim ama ben almazdım. Altıncı ürünümüz Kylie Skin bir Makeup Melting Cleanser diye bir şey çıkarmış. Kylie Skin de cruelty free bir marka. Ve ilginç bir şekilde Trendyol'da falan satılıyor. Abi bu iş nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Yani bulabiliyorsunuz, belki bu da gelir, kim bilir. Ben böyle ürünler kullanmayı seviyorum. Özellikle mesela şu anda yüzümde bayağı makyaj var. Her zaman ama her zaman böyle durumlarda double cleanse yaparım. Yani böyle ilk önce daha yoğun makyajı eriten bir şeyle, ondan sonra da üzerinden köpüren bir şeyle geçiyorum. Bu double cleanse'in ilk ayağı olarak güzel bir şey olabilir. Amlar kadar yoğun bir şeye benzemiyor ama böyle daha süt kıvamında gibi bir şey. Yedinci ürünümüz ise ya Juvia's Place'i de artık katıyorum. Çünkü bir takipçim dedi hani o markadan da bahseder misin diye. Şimdi ben kendi çapımda bu şu anda ben 30 tane ürün size sayıyorum ama 60 tane falan ürün çıkmış. Ben oradan kendi kendime ayıklıyorum ama tabii ki de Juvia's Place'den de bahsederim. Juvia's Place yine cruelty free bir marka. Ayrıca siyahi bir kadının çıkardığı bir marka. Ve fiyatları gayet uygun, ortalama olan bir marka. Bu koleksiyonda ise Blush Collection diye bir şey çıkarmış. Genellikle şöyle söyleyeyim, Juvia's Place'i Amerika'da çok almak istedim. Çünkü gitmeden önce bile o kadar fazla övülüyordu ki, yok pigmentasyonu şunu bunu, renkleri bilmem ne cart cart. Çok başarılı diyebileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Fakat tabii ki de siyahi bir kadın tarafından çıkartılmış bir marka olduğu için ve aslında daha çok onlara yöneliyor. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Çünkü dünyadaki bütün markalar beyazlara yöneliyor. Neyse ama geleceğim nokta, bence böyle belli açıklıktaki renk tonlarına birazcık fazla yoğun geliyor çoğu paleti. Yani bence %90 paleti öyleydi ki bu palet bence artık bizim de kullanabileceğimiz palet. Ve bir tane daha çıkarmış, o da o şekilde. Hani sanki bizi de duymuş gibi artık. Ha şöyle bir şey var, herkes herkese göre ürün çıkarmak zorunda değil. Mesela bazen çok, özellikle tabii ki de Amerika'da eleştiriliyor, her renge göre fondötenler yok vesaire şeklinde. Ama birazcık da
İşte markanın nereden geldiğine bakmak lazım. Mesela Amerikalı bir markaysa evet sen çıkarmak zorundasın. O ton rengini yani en koyudan en açığa kadar çıkarmak zorundasın. Kusura bakma, ona bütçeni harcayacaksın. Avrupa'da da aynı şekilde. Ama mesela Amerika'da bu şekilde mesela çoğu Kore makyaj markası eleştiriliyordu. Yani düşününce ilk önce Kore'de çıkmış bir marka, büyümüş, etmiş, yurt dışına açılmış. Ama sırf Amerika'da da satmaya başladım diye normalde 2 tonum varken hani bunu 20'ye çıkarmak bir marka için de çok zordur. Ya bu tamamıyla benim düşüncem. Siz tam tersinde düşünebilirsiniz. Hayır, eğer böyle bir ülkeye girdiyse her şeyi çıkarmak zorunda diye. Ama aynısını bu tür markalara da söyleyeceğiz o zaman. Siyahilerin çıkardığı markalarda beyazları da düşünsün diye. Ya bunun sonu gelmiyor. Saçma sapan bir şey. Özetle herkese uyacak her renk var. Doğru markayı, doğru formülü bulmanız yeterli. Çok konuştum Julia's Place ile ilgili. Güzel bir palet. Özetle demek istediğim buydu. Ve çok uygun. Sadece o blush duoları da palette $14. Çok rahatlıkla ulaşılabilecek ve inanılmaz kaliteli bir palet. Tavsiye ederim eğer ulaşabilecekseniz. 8. ürünümüz Huda Beauty'den highlighter paleti çıkmış. Dürüstçe söyleyeyim, bu sırada Huda Beauty benim bildiğim cruelty free bir marka. Neyse, bence çok sıkıcı bir palet. Ama yaptığı şey güzel, yine açık, orta ve koyu şeklinde çıkarmış. Ama yine dediğim gibi bence böyle şeyler daha çok 2015-2016'da kalmış şeyler. Hiç ilgimi çekmedi, hoşuma da gitmedi. Yani pek umurumda değil, bence sıkıcı diyecek başka bir yorumum yok. Ya 9. ürünümüz ise Zara Beauty. Zara koskocaman bir makyaj koleksiyonu çıkarıyor gibi. Ha Zara'nın evet daha önceden vardı. Hani böyle bir ruj seti sattılar, bir şeyler sattılar bilmem ne. Ama bu seferki öyle değil. Bayağı bir şeye görüyorum. Yani H&M'de olduğu gibi mesela oje var, far, dudak yağı, yüz paleti, ruj. İlginç yani güzel bir şeye benziyor. Ve bana çok güzel. Ya ağzıma tıktı lafı. Ben direkt bunun üzerine geçtim. Hani kesinlikle Zara cruelty free değildir diye. Hayır. Hem de cruelty free bir marka çıkartıyorlar. Öyle söyleyeyim. Merakla bekliyorum. Açıkçası bir şeyler de denemek isterim. Çok güzel, sade, temiz bir çizgi yapmış gibiler. Tam günümüze, bu yeni jenerasyona uygun bir şey gibi görünüyor fotoğraflardan. Gerçeğini göreceğiz. 10. ürünümüz ise Kiko'dan geliyor. Ya Kiko, Kiko da cruelty free bir marka. Ve sonunda ilgimi çekmekle kalmadı, aşık oldum. Şimdi daha önceden bu videolarımı izleyen varsa bilir. Hep derim ki ya Kiko ile bir barışamadım. Tam almak istiyorum ama alamıyorum, içim el vermiyor. Hayır, bu geldiği gün alacağım. O kadar şirin ki 2021 yaz koleksiyonu zaten ve kaplar. Ya kivi, çilek, bilmem ne, portakal bence çok şirin olmuş. Bayıldım. Renklere de bayıldım. Palet inanılmaz. Highlighter inanılmaz. Yine dudak yağı çıkarmışlar. %1500 istiyorum. Kremallık istiyorum. Ha fondöten ve yanında mist de var. Ben kullanmam ama istiyorsanız siz de bir göz atabilirsiniz. Bence çok şirin bir seri. Bakalım ne zaman gelecek Türkiye'ye. Ya bu sırada geçen gün dedim bunu araştırırken bir Kiko'nun Türkiye sitesine gireyim dedim. Yani senelerdir girmiyordum ne yalan söyleyeyim. Daha çok Kiko'nun mağazasına gidip bakıyordum böyle şeylere. Ya Kiko'nun internet sitesinde alışveriş yapılmıyor mu? Ya yoksa benimkinde mi bir sıkıntı vardı? Bilmiyorum, anlamadım. 11. ürünümüz de Benefit'ten geliyor. Benefit cruelty free olmayan bir marka. Hula serisinin ya Hula Glow diye bir şey çıkarmış. Ya parlak bronzer ama bronzer olmak için çok açık. Highlighter olmak için çok koyu. Ya bilmiyorum, benim için bronzer ve highlighter böyle iki zıt noktadır. Sen bu ikisini birleştirince ne çıkıyor? Ya anlamadığım bir ürün. Benefit. Yani çıkara çıkara bunu mu çıkardın? Teşekkürler Benefit. Bence no. Olmadı yani. 12. ürünümüz Sol de Janeiro markasından geliyor.
Bu bum bum kremlerden bilirsiniz belki de. İnanılmaz güzel kokusu olan bir marka. Fakat birazcık daha pahalı bir marka. Bu da saç ve vücut spreyi çıkarmış. Hani koku spreyi. Normalde bu markayı çok seviyorum ama içeriğine bakmak lazım. Tabii ki de şu anda henüz çıkmadığı için içeriğine bakmadım. Genellikle böyle şeylerin içinde alkol oluyor ve öyle şeyleri de saçıma sıkmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü zaten 2 gram saçım var. Ona da alkol sıkarak yani daha da kötü yapmak istemiyorum. Bakın bu keratin bakımlı hali yani. Sıkıntı. O yüzden no. Teşekkür ederim ama eminim ki çok güzel kokuyorsundur. 13. ünümüz ise çok ilginç. Bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Sevgili Christian Louboutin'dan, böyle mi okunuyor hiçbir fikrim yok, bir makyaj koleksiyonu geliyor. Genellikle böyle markalar cruelty free olmuyor. Ama işte önyargılı da davranmak istemiyorum. Zara da öyle dedim. Sonra kendi kendime utandım. Beni utandırdılar. Ama bununla ilgili ben bu videoyu çekerken henüz bir bilgi bulamadım. Tabii ki de ilerleyen günlerde ekstra bilgiler çıkacaktır. Şimdi bakıldığında umarım kapları kalitelidir. Şimdi içine bakınca birazcık uyduruk duruyor. Yani dışı tamamıyla baktığınızda Louboutin diyorsunuz, o zımbalar falan. Gerçi Valentino da bu şekilde zımbalı çok şey yaptı ama bakın kendi kendimi çürüttüm. Bilemedim. Emin olamadım. Ama güzel bir göz paleti ve yüz paleti çıkartıyorlar. Ben ortadaki göz paletini beğendim. Henüz yine bu video çekilirken fiyatları belirlenmemişti. Ama yani Christian Louboutin olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle pahalıdır diye düşünüyorum. O yüzden alacağımı zannetmiyorum. Ve buradan birazcık uyduruk görünüyor. Umarım gerçek hayatta daha kalitelidir. Yoksa sıkıntı. Yani ayıp derim sevgili Louboutin. Ayıp. O zaman bunu da geride bırakıyoruz ve 14. ürünümüz Too Faced'den geliyor. Too Faced'in aslında bu yeni bir ürün değil fakat kaldırmışlardı, tekrar getiriyorlar. Bu kalp şeklindeki allıkları. Çok güzel allıklar, şöyle söyleyeyim, hatta ben de kendim Amerika'da çok denedim. Üstüne üstlük bir de internetten siparişini verdim. Fakat kırık geldiği için iade etmiştim. Ondan sonra da bir daha almadım. Ama bence çok şirinler. Yani denemek isterseniz bakabilirsiniz. Formülü benim için güzeldi. Ve Too Faced de cruelty free bir marka. Ondan sonra ise sevgili KVD. KVD de cruelty free ve vegan bir marka. Bunlar da tabii ki de yeni modaya, artık yeni moda değil, son 1-2 senedir bu moda, krem alık çıkarmışlar. Ama sıvı ve jel arası bir formülü olduğunu söylüyorlar. Tanesi $26'dan satışa çıkacakmış. Birçok krem alığım var ama olmasaydı kesinlikle alırdım. Çünkü hem cruelty free hem vegan bir formül ve ortadaki iki rengi de gayet beğendim. Bence çoğu kişiye yakışacak bir renk. Denemek isterseniz bir bakabilirsiniz. Sonra ise yine Sol de Janeiro'dan geliyoruz ve dry şampu çıkarmışlar. Açıkçası pek umurumda değil. Çok dry şampu kullanan da bir insan değilim. Tamam, yalan söylemeyeyim. Şöyle. Şimdi saçım çok az olduğu için direkt banyo yaptım diyelim, milletin saçı kabarır ama benim 2 saniye sonra o yapışıyor. Onu biraz daha kaldırmak için dry şampu kullanıyorum. Ama asıl amacı için kullanmıyorum. Çünkü bence işe yaramıyor. Neyse. Ama bunlar da dry şampuyu çıkarmış. Yani güzel bir marka, kaliteli bir marka. Tabii ki de deneyemedim şu anda ama yani bilmiyorum. Birazcık pahalı bir marka olduğundan dolayı buna bu kadar para vermek mantıklı olur mu? Ama eminim ki çok ama çok güzel kokuyordur. O yüzden de değebilir. Bilmiyorum. Aradayım. Para da sizin paranız. İstediğinizi harcayabilirsiniz. Çok güzel kokuyorsa belki alabileceğim bir ürün. Öyle söyleyeyim. Ya yine o zaman Juvia's Place'e geldik. Tekrarlıyorum, cruelty free bir marka. Bu da Bronze Edition diye bir seri. Yine güzel bir paleti var. Lip gloss'u var, ruju var ve bronze paletleri var. Ve en açıktan en koyuya kadar. Bakın 5 tane palet çıkarmış ama 5'inde bile benim kullanabileceğim bir palet de var. Çok ama çok koyu bir siyahinde kullanabileceği palet de var. Göz paleti zaten çok güzel. Yine bence herkes kullanabilir. Belki çok açık ton renklilere, yani belki Kuzey Avrupalılara falan evet koyu olabilir ama bence biz Türk milleti olarak bu renkleri kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Ve sıradaki ürünümüz ise Morphe, yine Coca-Cola ile bir işbirliği yapmış.
Morphe de böyle cruelty free bir marka. Şimdi ilk baktığımda şok geçirdim. Allah Allah, Morphe zaten Coca-Cola ile işbirliği yapmamış mıydı diye. Evet, yapmış. Bu ikincisiymiş. Yani renklere bakınca, bu işbirliğine bakınca ya, uydurmuşlar bildiğiniz. Coca-Cola 1971. Ne? Yani 70'lerden falan ilham almışlar. Yani Coca-Cola ile hiçbir alakası yok paletin. 70'lerle de pek alakası yok yani. Sadece yeşil, mavi ve turuncudan belki, bilmiyorum. Ya yani saçma bir koleksiyon olmuş. 70'lerle de Coca-Cola ile de alakası olmayan kanımca. Bir rimeli beğendim. Rimel tam bir Coca-Cola kabı. Bence o mükemmel olmuş. Ama onun haricinde birazcık zorlama bir koleksiyona benziyor. Hoşuma gitmedi. Sıradaki ürünümüz ise Fenty'den geliyor. Fenty gözaltı aydınlatıcısı çıkarmış. Şimdi gözaltı aydınlatıcısı deyince, bu sırada Fenty Beauty de cruelty free bir marka. Ayrıca bunların tanesi de 25 dolara satılacakmış. Neyse, aydınlatıcı deyince ben hep bir korkuyorum böyle. Fakat hani içeriğine baktım. Bildiğiniz daha doğal duran bir kapatıcı gibi bir şey. Çünkü Fenty'nin normal bir tane kapatıcısı vardı. Birkaç tane fondöteni var ama sadece bir kapatıcısı vardı. O da bence fazla mat bir yapıdaydı. Artık o kadar mat kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Ama bu daha güzel, daha doğal, böyle kremsi duran bir opsiyon olmuş. Hoşuma gitti. Açıkçası denemek isterim. Ve yine sıradaki ürünümüz Colourpop'tan geliyor. Colourpop ilginç bir şey yaptı. Bunlar da yüz paleti çıkarmışlar. Şimdi bakın, Colourpop diye gerçekten şey geçmiyorum. Yani torpil geçmiyorum. Ama bunu alırım. Hatta yukarıda direkt ortadakini alırım. Şöyle söyleyeyim. Hepsi kullanabileceğim renkler. Hepsi. İşte böyle bir durumda tabii ki de gidin alın. Fakat işte 6 tane renk var. Biri veya ikisini kullanabiliyorsanız ya, bence o olmaz. 5 tane palet çıkarmışlar ve renkler inanılmaz. Hani en açıktan en koyuya kadar herkesin kullanabileceği renkler. Ayrıca fiyatı da sadece 12 dolar. İşte fiyatı 12 dolarsa o zaman içinde aynı olması da olur. Benim için tamamdır. Ama yani 40-50 dolar yapıp içine bir de aynı koymazsanız kusura bakmayın, yemem yani. Sizin doğayı korumanızı da israfı düşünmenizi de. Tam bir yalan dolan. Hani bu Apple'ın içinden şarj kablosunu falan çıkarması gibi. Ki ya kimi yiyorsun sustainability diye? Apple. Ne alaka? Birden sinirlen. Neyse. Makyaja geri dönelim biz. Yine Makeup Revolutions. Ya Makeup Revolutions bence artık adını Disney olarak değiştirsin. Çünkü yine Disney ile bir işbirliği yapmış durumda. Ya bunun sebebi büyük ihtimalle yakında, dediğim ya, bu sene içerisinde galiba yeni Deniz Kızı filmi çıkacak. En sevdiğim çizgi filmlerden biri olmasına rağmen o filmle ilgili yorumlarımı şu anda sizinle paylaşmayacağım. Yani yoksa diyeceğim çok şey var. Fakat burada palete baktığımızda bence çok şirin bir kap yapmışlar. Palet çok tatlı, renkler çok tatlı. Kesinlikle bir ikinci palet. Hani bir tane doğal renkli bir paletiniz olmalı ki bu renkleri doğru düzgün kullanabilirsiniz. Ama çok hoş pastel renklerin olduğu. Eminim ki formülleri de iyidir. Yani böyle pastel renk arayışınız varsa bir bakabilirsiniz. Hem de birleşik olarak bir de yüz paleti var. Şimdi baktım, evet renkleri fena değil. Sövdüğüm paletlerden. Ama yani yapacak bir şey yok. Siz bilirsiniz. Palet için değebilir diye düşünüyorum. Böyle. Ve Makeup Revolutions da yine cruelty free bir marka. Ve evet, 21. ürünümüze geldik. Origins'ten geliyor. Origins markasını da çok severim. Ve yine çok şaşırdım. Origins de cruelty free değilmiş. Ya benim algımda mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Neden? Ya tabii araştırmazsan bilmezsin niye Deniz kafandan uyduruyorsun ama işte Kiehl's'ı da bunu da bilmiyorum. Ben böyle cruelty free, vegan, bilmem ne, öyle şeyler zannediyordum. Sevgili Deniz, greenwashing olaylarına kurban gitmiş bir insansın. Yapacak bir şey yok. Daha dikkatli olmak lazım. Neyse, ama Origins güzel bir marka, öyle söyleyeyim. Drink Up Nourishing Avocado Lip Butter diye bir ürün çıkarmışlar. Şöyle söyleyeyim, ben lip butter'ları daha çok seviyorum. Dudak maskeleri, dudak yağları, böyle daha yoğun olan şeyleri. Çünkü dudağımın çok hafif bir
kurumasına bile dayanamıyorum. Bilmiyorum, tik gibi bir şey. Sinir oluyorum. Her çantamda 38 tane dudak kremi falan var zaten. Hani öyle durumlar için güzel olabilir. Zaten bunlar da diyorlar hem dudak kremi gibi hem dudak maskesi gibi, yani yatmadan önce bayağı boca edip kullanabilirsiniz diye. Bu şekilde. Evet, sıradaki ürünümüze geliyoruz. Yine Fenty Skin'den. Bu da cruelty free bir markaymış. Ay, adına hazır mısınız? Ya buradan okumam lazım. Ne? Butter Drop Whipped Oil Body Cream. Vücut kremi. Öyle söyleyeyim. Tanesi 39 dolar. Fakat iyi bir şey yapmışlar. Refilini alabiliyorsunuz ve refili alırsanız sadece o da 35 dolar. Yani kap sizde kalıyor. Büyük ihtimalle içine başka bir şey oturuyor. Veya da bilmiyorum başka bir poşette mi veriyorlar ne. Ya güzel bir şey olmuş. Markaların böyle şeyleri düşünmesi, dikkat etmesi hoşuma gidiyor. Ondan sonra ise Pat McGrath'e geldik. Ya sevgili Pat McGrath en sevdiğim markalardan biriydi. Fakat cruelty free değilmiş. Çok üzüldüm. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu da Divine Blush Collection diye full allıklardan oluşan bir koleksiyon çıkarmış. Çok güzel duruyorlar. Hani Pat McGrath her zaman çok kaliteli bir markadır. Kabı olsun, ürünleri olsun. Eğer merak ediyorsanız bir göz atabilirsiniz. Yani Blush Collection ama sadece allıkta çıkarmamış. İşte allık, ruj, minik dörtlü bir palet, gloss ve de dudak kalemi var bu koleksiyonun içinde. Güzel bir koleksiyon. Ne yalan söyleyeyim. 24. ürünümüz ise Sally Hansen ve Cruella. Şimdi çok heyecanlı. Cruella'nın filmi gelecek yine umarım bu sene Mayıs ayında. Ve Emma Stone oynuyor. O kadına da bayılıyorum. Cruella'yı bilmeyen varsa 101 Dalmaçyalı'daki kötü karakter. Ben bayılıyorum böyle filmlere. Zaten her zaman küçüklüğümden beri daha çok kötü karakterler beni çekiyordu diyeyim. Hoşuma gidiyordu. Şimdi yeni dedim kaç sene oldu. Kaç senedir yapıyorlar da. Böyle şeylere odaklandıkça çok hoşuma gidiyor. Yani heyecanla bu filmi bekliyorum. Özetle Sally Hansen yani Oje markası bir işbirliği yapmış. Maalesef ki Sally Hansen cruelty free olmayan bir markaymış. Buna da üzüldüm. Yoksa %1500 alacaktım. Ya hiç fark etmez. Renklerin ne renk olduğu ama bunlar merak ediyorsanız. Yani hoş bir koleksiyon, tatlış bir koleksiyon ve bence uygun bir koleksiyon. Bu şekilde. 25. ürünümüz ise Ole Henriksen. Bakın şimdi bu çektiğim fotoğrafta bir şey çok hoşuma gitti. Bu sırada Ole Henriksen de cruelty free bir marka. Şimdi ne çıkarmışlar? Pore Remedy Moisturizer diye bir şey. Yani klasik her markada gördüğünüz gözenekleri azaltan, küçülten nemlendirici diye. Fakat nelerini takdir ettim. Şimdi ya yanlışsam tabii ki de aşağı yorumlarda yazın. Fakat benim bilgime göre, araştırdığıma göre bazı doktorlarla veya make-up artistlerle vesaire yaptığım konuşmalara göre gerçekten gözeneklerinize yapabileceğiniz bir şey yok. Yani genetik, cildinizin yapısı, onun büyümesi veya küçülmesi kalıcı olarak sağlayamazsınız. Öyle söyleyeyim. Bunlar kaplarına ne yazmışlar? Reduces the look of pores. Yani gözeneklerinizin görünümünü azaltıyor. Şimdi bu benim için tamam. Ben hep çok kızıyordum işte. Yok bana orada anlatıyor Sephora'da. Yok gözeneklerini küçültüyor. Şöyle böyle. Ya nasıl gözeneğimi küçültsün ya. Hani derim öyle. Gözeneğimi küçültemez. Bunu da diyorum. Yok inatla gözeneğimi küçülttüğünü söylüyor. Hayır. Ama dışarıdan bakıldığında evet görünümünü küçülten ürün tabii ki de var. Onlar da bu şekilde yazmışlar. O yüzden dürüstlüklerinden dolayı tebrik ediyorum. Yani şöyle bir şey var. Gözeneklerin görüntüsünü küçültmek için mesela çoğu primer o görevi yapıyor. Ama dışarıdan görünümünün azalmasıyla aslında olan farklı şeyler. Yani neyse. Böyle bir konu. Ama sevgili Ole Henriksen'ın dürüstlüğünü sevdim. 26. ürünümüz ise Charlotte Tilbury. Şimdi bakın, evet bu cruelty free olaylarında bazı şeyler tam siyah beyaz olarak ayrılmıyor. Hele ki konu Çin olduğunda. Şimdi Charlotte Tilbury'ye geliyoruz tabii ki de. Çok ama çok sevdiğim bir marka. İnanılmaz kaliteli bir kadın zaten kendisi de. Tanışma fırsatım da oldu 2018'de. O yüzden çok mutluyum. Neyse bunu bir kenara atıyorum. Normalde Charlotte Tilbury cruelty free bir marka. Yani bu zamana kadar da öyle gidiyordu.
Fakat galiba 2020'nin sonlarına doğru Çin pazarına girdiler. Ama mağazalarda satmıyorlar, sadece online satış yapıyorlar. Ve Çin şuna izin vermişti, eğer online satış yapıyorsan, mağazada satış yapmıyorsan üzerinde hayvan testi yapmak zorunda değiliz diye. O yüzden Charlotte Tilbury hala cruelty free olarak geçiyordu. Ama son listelerde göremedim çünkü şöyle bir şey oldu. Charlotte Tilbury Çin'de bir pop-up store açtı. Yani bildiğiniz 2 hafta duruyor, orada ürünleri deniyorsunuz vesaire. Ama yine orada satış yapmamışlar. Hani siz orada ürünü beğeniyorsunuz, online sipariş veriyorsunuz. Fakat bu yüzden birazcık ortalık karışmış. Charlotte Tilbury cruelty free mi, değil mi, ne oluyor? Yani konusu böyle. Ama asıl ürüne gelecek olursak, yüz paleti çıkarmış, yeni yüz paleti. Hem de 2 tane. Bu ürün var ya, ama en sevdiğim ürün. Böyle yüz paletlerine de zaten bayılıyorum. İçinde allı, highlighter'ı, bronzer'ı ve 3 tane de, birkaç tane var böyle paletleri ama 3 tane de far rengi var. Gayet yeterli. İşe giderken ben sadece ama sadece bu paleti kullanıyordum. Ben anlatamam size ne kadar kullanışlı, ne kadar çabuk işimi bitirdiğimi ve nasıl işime geldiğini. İşin aslına gelecek olursak 35 milyon tane paletim var. Evet, ama her zaman böyle bir paleti 500 defa tercih ederim. Ve bunların rengi de çok güzel. Çok almak istiyorum. Ama şimdilik ulaşabileceğim bir şey yok. Genellikle Charlotte Tilbury böyle şeyleri limited edition gibi çıkartıyor. Sonra koleksiyona ekliyor. O yüzden bakalım alabilirsem alırım. Ve her zaman bu paletler hani Charlotte Tilbury markası ortaya çıktığından beri artık bilmiyorum 4-5 sene oldu herhalde. Hep 75 dolar. Hiç değişmiyor. Bunların da o yüzden tanesi 75 dolar. Bu şekilde. Ve 27. ürünümüz ise J.Lo Beauty'den geliyor. Sevgili Jennifer Lopez'in markası. Ve ilginç bir şekilde Dietary Supplement, yani bildiğiniz supplement çıkarmış. Hani haplar. Öyle cildinize, yüzünüze vesaire güzellik veren. Şimdi hazır mısınız ama? Bu birazcık derin bir makyaj konspirasyon teorisi olacak ama bu tarz şeyleri seviyorsanız bence zaten Tati'yi de biliyorsunuzdur. Son bir senede yapmıyor ama Tati çok büyüktü. Neyse. Tati ve Scott Barnes dediğim insan da hem kendi makyaj markasını çıkardı ama asıl özelliği Jennifer Lopez'in bildiğiniz 500 senedir make-up artisti olması. Neyse, şimdi geleceğim konu. Scott Barnes'la Tati çok yakın arkadaş. İzleyenler bilir. Tati de zaten böyle haplar falan filan çıkartıyordu. Acaba Tati aracılığıyla veya Scott Barnes aracılığıyla mı bu şeyler böyle çıktı? Bilmiyorum. Bana ilginç geldi yani. Bence bir alakası var. Bence bir yardımlaşma vesaire öyle şeyler var gibime geliyor. Çok ilgimi çekti. Ne yalan söyleyeyim. Neyse, bu da kendi kendime uydurduğum palavralardan biriydi. Ama doğru olabilitesi var. Bence izleyenler ve bilenler, durumu bilenler beni anladı. 28. ürünümüz ise o zaman Maybelline'den geliyor. Cruelty free olmayan bir marka. Fit Me koleksiyonuna yeni bir üye daha gelmiş ve renkli nemlendirici. Bence çok güzel. Tabii ki de denemek lazım. Ama eğer o yağlı hissi falan bırakmıyorsa, hafif bir formülü varsa kesinlikle yine herkesin kullanabileceği rahat bir şeye benziyordur diye düşünüyorum. Ve çok spesifik bir fiyat koymuşlar. Bunu not aldım. 7.98 dolardan markete çıkacakmış. Evet, o 98 centi vermeseniz olmaz. Ya evet, tamamdır o zaman. Bu sırada bütün ürünleri saydım. Yalnız 29 ürün dedim ama 28'de falan bitirdim. Bilmiyorum. Arada karıştırdım. Neyse. Artık total neyse ama 29 olması lazım. O zaman evet, tamamdır. Bugünlük makyaj magazini programımız bu şekildeydi. Yine çok ama çok güzel ürünler var. Fakat böyle işte benim gibi, benim çok işime geliyor bu yaptığım şey. Çünkü yeni bir ürün çıkınca gerçekten size heyecanımı anlatamam. Ne bileyim, böyle bazı insanlar bazı Netflix dizilerinin yeni sezonunu hani heyecanla bekliyor, o günü bekliyor. Ne bileyim, bende de o heyecan var işte. O yüzden gözüm görmüyor, gözüm hiçbir şey görmüyor. Oh, bu benim olmalı diye böyle direkt hepsinin üzerine atlıyorum. Fakat işte bu videoyu hazırlarken notlar alıyorum vesaire, araştırmalar yapıyorum. Burada konuşuyorum. Hani
şöyle bir geri çekip bakıyorum. Aslında bunu almazdım ya. Hani siz de eğer bunu yaparsanız hem daha verimli, sürekli kullanabileceğiniz şeyleri alırsınız hem de paranızı da boşuna harcamamış olursunuz. Açıkçası benim öyle çok güzel kesinlikle almalıyım deyip çıldırıp saniyesinde sipariş verip sonra pişman olduğum çok şey var. Ya tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.